Biraz önce bir girizgah da yaptık aslında. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Hamas direniyor. 7 Ekim'den beri değil mi? Yanlış söylemeyeyim lütfen tarihini. 7 Ekim'den beri konuşuyoruz. Yani uzun uzadıya devam eden Avrupa'nın seyirci kaldığı, sessiz kaldığı, Arap ülkelerin sınıfta kaldığı bir işgal Hamas direnişi. Gelinen noktaya baktığımızda ne söylemek gerekiyor? Bu arada bugün Galata'da şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet mitingi de vardı. Hemen altını çizmek isterim. Buyurun. Şimdi 2024'e girerken hem Galata Köprüsü'nün orada yapılan Milli İrade Platformu'nun, ben de Milli İrade'ye saygı platformu olarak tüm desteğimiz oradaki insanlarladır. Onları tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Şunun altını çizerek söyleyeyim. Orada tabii ki 12 tane askerimiz de şehit oldu. PKK da Yahudinin maşasıdır. YPG de Yahudinin maşasıdır. İşte DHKPC vesaire bütün terör örgütleri de Yahudinin maşasıdır. Küresel güçlerin maşasıdır. Yani bugün Amerika'da açık açık diyor ki kardeşim ben PKK'yı, YPG'yi silah tesisat olarak destekliyor, onları eğitiyorum diyor. Aşikar ya, aşikar söylüyor. Yani artık burada Amerika bizim stratejik ortağımız değil. Amerika bizim efendime söyleyeyim NATO'daki yandaşımız da değil. Değil yani. Bu aşikar bir ortada ve bu noktada hatırlayın F-35'leri ortak olduğumuz 35'leri bile bize vermiyorlar. O paralar ne oldu? Paralar F-35'e. Yani paraları da almak lazım. Herhalde gerekli görüşmelerde yapılıyor diye düşünüyorum. O paraları da verdik. F-16'larımızın modernize edilmesi için hiçbir şey yapılmıyor. Bugün İsrail'de işte bazı kesimler diyor ki Hamas 7 Ekim'de neden öyle bir saldırı yaptı? Ya bu insanlar Gazze, Allah aşkına soruyorum ya, ne kadar zamandan beridir ki orada bir izolasyonla karşı karşıya, ekmek alamazsın, su içemezsin, ilaç alamazsın, refah alamazsın. Yani bir odada tutmuşlar, resmen orada ölüme terk eder gibi insanlara zulmetmişler. Bir yere kadar ya, yılların vermiş olduğu bir zulüm var. Bu zulümle karşı siz hiçbir şey yapmayacak mısınız? Her gün gelip birisi bana dövmeye çalışsın. Her gün aynı adam. Bir iki dünyanın en korkak insanı dahi olsa dördüncüde artık o da ona ya, saldıracaktır. Yani. İnsanlar şunu sormuyor Talip Sancar. Filistin'in topraklarını işgal eden bir İsrail'den bahsediyoruz. Yıllardır. Tabii ki. Artık, i̇şte hayır, bizim Hamas zaten hani biz beklemeyeceğiz artık diye günlerdir devam eden saldırılar sonrası ilk kez değil. Ama biz mücadele edeceğiz açıklamalarını günden öncesinden yapmışlardı. Aynen tabii öyle. Ki görmek aynen istemiyorlar öyle. Bazı kesimler. Yani ben bunu şuna bağlıyorum. İçimizdeki maalesef işbirlikçiler Hamas niye böyle bir şey yaptı demelerinden dolayı bunları söylüyorum. Ya bu nasıl bir şeydir? Zaten dediğiniz gibi İsrail 1948'de oraya yalvara yakara bize sahip çıkın, işte Naziler bizi yakıyor, öldürüyor gibi tavırlarla geliyorsunuz ve oradaki insanlara zulmediyorsunuz. Batı Şeria'da bakın orada büyük bir zulüm var. İnsanların sahip çıkıyorlar vesaire, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bugün İsrail 7 Ekim'den dünyanın en büyük teçhizatına sahip olan İsrail yaklaşık 2,5 ay mı oluyor, 3 ay mı oluyor? Tam da bilemiyorum ama bu dönemden dolayı 2,5 ayı geçti gibi. 2,5 ayı geçti ve bu noktada da ne yapıldı? Hiçbir şekilde kesinlikle bu arada kesinlikle şey yapılmadı Yeşim Hanım. Orada başarı elde edemedi İsrail. Hı hı. Bakınız oradaki Hamas bir avuç direnişçi bunları dünyayı dar ediyor. Allah onlardan razı olsun. Ama Allah onu da görmek istemiyorlar. O direniş de görmek istemiyorlar. Tabii ki canım. Ne yapıyorlar? Kılıçlarını alabilmek için kadınları, çocukları ve oradaki yaşlı insanları öldürüyorlar. Orada soykırım yapıyorlar. Orada zulüm yapıyorlar. Ve dünyanın gözü önünde. Bir bakıyorsunuz bunun destekçileri kim? Bunların destekçileri siz söyleyin Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa.
o küresel güçler dediğimiz insanlar bunlara destursuz destek veriyor. Ama dünya yazık halkları, Asya'dan Afrika'ya bir bakıyoruz, hepsi sokakta ki bu provokasyonlar sonrası eylemler, özellikle Filistin'e yönelik destek eylemlerine engel olmak isteseler bile olamadılar. Yüz binler sokaklara çıktı. Yani burada İspanya'yı ayrı tutmak istiyorum. Filistin'e desteğini verdi. Yani Avrupa ülkelerinin sessizliği de ortada. Evet. Şimdi şöyle bakınız, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadar destek veren İslam ülkeleri olsa vallahi bu savaş, açık söylüyorum, şimdiye bitmişti. Katar dışında yok yani, gibi var mı? Yani herkes ateşkes, canım, kınama yani herkes, mesajları görüyoruz gerçi ama. Yani kınama, bir de Yemen işte. Biliyorsunuz Yemen zaten açlıkla mücadele ediyor. Allah onların da yardımcıları olsun ama açlıkla mücadele eden bir Yemen'i görüyoruz. Onun haricinde bir destek veren bir noktayı ben ne duydum ne gördüm doğru düzgün. İşte sizin de söylediğiniz gibi yalnızca cılız cılız açıklamalar, ama tamamen bizim Cumhurbaşkanımız gibi açıklamalar yapılmış olsaydı bugün Türkiye gibi yapılan açıklamalarda, İslam dünyasında bu açıklamaları olsaydı İsrail ayakta uyuyamazdı yani. Bakın, uyuyamazdı. Bu kadar net diyorum ve bu zulümü gerisin geri geri çekerdi. Ama heyhat ki maalesef onlar da birilerinin maşası olmuş. Bu da aşikar ortada. Zaten bu noktaya getirmeden bu işte zulümü yapamayacaklarını da iyi bilen İsrail bunu yapmıştır. Şimdi tek nokta kalmıştır, Türkiye. Acaba Türkiye'yi nasıl yerle yeksan yaparım? Biliyorsunuz vaat edilmiş toprakları var bunların. Bizim Fırat'la Nil arasındaki bizim topraklarımızın içini de kapsıyor. Hayal dünyasında yaşıyorlar tabii ki. Öyle bir şey kesinlikle olamaz. Ama bunlar inandıkları kitabın, o da muamma, biraz da kendileri uydurmaları, onu da altını çizerek söyleyeyim. Mesela çocuğu öldürmeyeceksin diyor Yahudilerin kitabında, Tevrat'ta. Kesinlikle çocuk öldürmeyeceksin diyor. Bunlar her gün dünyada ilk defa bu kadar çok çocuğun öldüğü bir noktayı konuşuyor. Hastaneleri bombaladılar. Hastaneler bombalanıyor, kadınlar öldürülüyor. Bu iş nasıl olacak peki? Savaş suçu. Yani nereye doğru evrilecek o zaman Talip Sancar? Bir de Netanyahu'nun akıbeti ne olacak? Yani oradaki halkın da biliyorsunuz açıklamaları, işte İsrail'deki halkın da açıklamaları var. Binlerce insanın toplanıp Netanyahu'ya istifaya davet etmeleri, oradaki esirlerinin kurtarılmasıyla alakalı söylemleri artık her geçen gün daha da fazla noktalara gidiyor. Askerlerinin çokça kaybedilmesi çok başka bir noktaya doğru gitmeye başladı. Yani bunu ilerleyen zamanda göreceğiz ama şunu söylemek istiyorum. Yani Orta Doğu'da çıkacak kıvılcım mutlaka bir gün dünyayı kasıp kavuracak. O kıvılcım inşallah bu değildir ama ona doğru gidiyor gibi geliyor. Çünkü bir noktaya kadar artık, bir noktadan sonra müdahale etmek zorundasınız. Yani ben hep kendi programlarımda da söylüyorum Yeşim Hanım. Biz bir olmak zorundayız. Bakın bu çok çok önemli. Eğer bir olmazsak, şimdi Netanyahu'nun bir açıklamasını geçenlerde duydum. Türkiye'de bizim bazı dostlarımız var diyor. Yani bizi bölmek için elinden gelen bütün alternatifleri veya elindeki bütün argümanları ortaya koymaya çalışıyor. Bizi işten yıkmaya çalışıyor. Şu dönem o dönem değil. Şu dönem o dönem değil. Birlik beraberlik içerisinde yürümemiz gereken bir dönem. Buna üstüne basarak söylüyorum. Gerçekten çok önemli. Çok çok önemli. Biz amasız, nedensiz ve niçinsiz farklı düşünceler bizim zenginliğimiz olarak görüp birliği tesis etmek durumundayız. Çünkü olay artık buradan bize doğru ediliyor. Bakınız yine medyadan duyduğumuz kadarıyla İran'ın 10 milyar dolara bir şeylerinden vazgeçtiği söyleniyor. İşte Suudi Arabistan'ın bazı noktalarda çok da bu konuya, suya sabuna da dokunmaması gerektiği söyleniyor. Yani her taraf bir şekilde kuşatılmış, istenilen nokta Mısır keza öyle, istenilen noktaya doğru gidiyor. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Cumhurbaşkanı bu noktada çok derin bir şekilde gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi dünya beşten büyüktür. Gerçekten de öyle. Ve bir
çok noktadaki dünyadaki ülkeler, yanlış olmasın, 135'e yakın ülke bu savaşın durdurulması gerektiğini söylüyor. Tek bir tane red veren Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzünden bu savaş devam ediyor. Bu kan dökme devam ediyor. İşte bakın oradaki sivil insanları toplayıp çırılçıplak alıp götürüp, yani bu dünya tarihinde görülmemiş bir zulüm, bir soykırım. Yani bu soykırımı biz kesinlikle unutmamamız da gerekiyor. Önemli. Nazilerin bunlara yaptığından çok daha fazlasını bunlar gazilere yapıyor maalesef. Bunları görüyoruz ama bu zulüm inşallah son bulacaktır İnşallah diye hep birlikte düşünüyorum. takip ediyoruz tabii yani edeceğiz de. Aksi halde Dünya Savaşı'nın çıkması da kaçınılmaz noktalara doğru gidiyor yani. Bunu da söylemek istedim. Seyirci kalmamak gerekiyor. Atılması gereken adımlar var. Amerika'nın Yani zaten kara şimdi gücü dediği PKK teröre verdiği destek, Türkiye'nin böyle evet, ülkelere yani ilişkileri. Uzun şimdi uzadıya bunları da konuşalım başka bir gündemde. Bunları da tabii ki. değerlendir. Bir cümle söylüyordunuz Şimdi ama Yeşim Hanım, şu da lütfen çok amir önemli. oldum. PKK'nın, YPG'nin, işte o DAEŞ'in, oradaki bütün örgütlerin Türkiye'ye kadar acımasızca ve bunlarca saldırmasının tek sebebi işte Yahudi'yi koruma altına almaktır. Başka bir dertleri yok. Başka bir dertleri yok. Biz bunların oyununu Kuzey Irak'a, Suriye'nin kuzeyine girmekle bozduk. Bunlar bunu kabul edemiyorlar. Bakınız oradaki Mehmetçiğimizin Suriye'deki ayağına esir. taş değmesin. Tabii, Terörle mücadele Mehmetçiğimizin. kararlılıkla devam ediyor. Hem yurt içinde hem sınır dışında. Aynen öyle. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme Fahri Tanıtım Başkanı olarak yazarsanız daha güzel olur. Öyle Peki. uyarılar Öyle da mi? Düzeltiriz geliyor. hemen. Yanlış almış olabilirim notumu ben de. Evet. Hemen onun düzeltmesini de yaparız. Çok teşekkür ederiz ama yeniliriz Yani lütfen. çok teşekkür ediyorum Yeşim Hanımcığım. Siz de değerli Estağfurullah, ne dostumuzsunuz. güzel. İyi ki Çok da katıldınız. güzel program yapıyorsunuz. Ben Sağ sizi olun, her var zaman olun. izliyorum. Sağ Allah olun. eksikliğinizi göstermesin. Ulusal kanal da Hiçbirimizin. artık çok güzel noktalara doğru gidiyor. Tebrik ediyorum onu da, sizi de. Şimdi biz her zamankinden daha fazla birle beraber olmak zorundayız. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Eğer birle beraber olmazsak bizi bölerler. Bize sıkıntıya düşürürler. Bu çok çok önemli. Bugün Milli İrade Platformu'nun gerçekleştirmiş olduğu, işte askerimize rahmet, Gazze'ye destek, işte efendime söyleyeyim, Yahudi'ye, Siyonist İsrail'e de lanet mitingini sonuna kadar destekliyorum. Bu yılın ilk döneminde 10 binlerin orada olmasından dolayı gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Biz böyle bir olduğumuz sürece, safları sıklaştırdığımız sürece hiç kimsenin bize müdahale etme gücü yoktur. Çünkü biz kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla savaşçı bir milletiz. Böyle bir milletin evladı olmaktan da onur duyuyorum. Ölüm bize kesinlikle ve kesinlikle şehadettir. Böyle bir noktada olabilmek bize gurur veriyor, onur veriyor. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla bir olmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Kardeş olmak zorundayız. Bunları, bu temennileri bulunuyorum. Yüce Ülkemizin Rabbim'den yere güvenliği yatıyorum söz size. konusu olunca, terör söz konusu olunca Türk milleti birlik ve beraberliği Evet. Yani bakınız, bozmuyor. orada Bunu şunu da çok söylemek örneğini istiyorum. gördük çok kez. Evet, ama aklıma geldi. Mesela mecliste bilindiği üzere 12 askerimizin şehit olduktan sonra bir bildiri yayınlandı. Teröre lanetle alakalı bir bildiri yayınlandı. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, ana muhalefet partisi oraya imza atmadı. Bu ne menem iştir. Biz eğer vatan müdafasında da bir olamayacaksak ne zaman bir olacağız şimdi? Değil mi? Ne zaman bir olacağız? Ana muhalefet bu noktada çok önemlidir ve bunu da Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim, eminim ki çoğu bunu kabul etmiyordur bence. Onların da bunu iyi bilmesi lazım. Küçücük dünya çıkarlarına boyun eğmememiz lazım. Çünkü biz millet olarak da, ecdat olarak da bu 2000 yıllık bir devlet kültürüne sahip bir milletiz. Böyle bir milletin evladı olmaktan, tekrar söylüyorum, ben onur duyuyorum.
gurur duyuyorum. Rabbim birliğimizi kesinlikle saflarımızı sıklaşmayı bizlere nasip eylesin. Bu yoldan ayırmasın diyor. Yeni yılın huzur, mutluluk, ekonomik anlamda da refah Aman derecesinin inşallah. yüksek olması diliyor. Olacak inşallah. Bütün kalbimle inanıyorum. Olacak. Bu da olacak. Biraz sabır, biraz metanet. Kazasız belasız bir yıl geçirmeyi Hep birlikte. öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'ne, sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, sonra İslam dünyasına temenni ediyor. Tabii ki. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.